18 Aralık Salı akşamı bugün Sakaryaspor'la kalbimizin, gönlümüzün efsanesi Sakaryaspor'la karşınızdayız. Bugün 1990'a kadar olan bölümü konuşacağız. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Sağımda Adapazarı'nın yaşayan hafızası, aynı zamanda Sakaryaspor'un da hafızası, Ayaklı Kütüphane, Erol Girişken gazeteci, iş adamı ağabeyimiz var. Özellikle kuruluş yıllarının çok canlı şahidi, çok güzel hatıraları, gözlemleri, anıları var. Sol tarafında ise 1980 ve 85 yıllarının efsane başkanı, efsane Sakaryaspor'un, ligin tozunu atan Sakaryaspor'un başkanı, ağabeyimiz, şehrimizin büyüğü, değerli büyüğümüz, aynı zamanda Sakaryaspor'umuzun efsane başkanlarından Tuncay Tapi büyüğümüz var. En sağda ise, bana göre sağda, size göre solda ise 1986-87 yılının en zor şampiyonluklarından biriydi. Aynı zamanda belediye başkanı, şehri toparlayıp Sakaryaspor'un peşine bütün güçleri, enerjiyi birleştirip şükür şampiyonlukla biten o dönemin daha sonra bir başkanlığı var. Bir başka efsanemiz Erkay Açıoğlu. Evet, Erol abiyle dilerseniz başlayalım, kuruluşla başlayalım. Evet, yıl 1965. Sakarya'da amatör takımlar var. Yıldırım Spor Türkiye şampiyonu olmuş ama Türkiye'de bir kıpırdanma var. Dikkat ederseniz hemen hemen Türkiye'deki tüm takımların kuruluşlarının 65, 66, 67 Mustafa Özgür, merhaba, seni de görmek çok mutlu etti beni. O yılları dayandığını görürsünüz. İşte şimdi oraya geliyoruz. Acaba da pazarında neler oldu? Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Şimdi Sakaryaspor Uzun Çarşı'da kurulmuştur arkadaşlar. Benim babamın iş yeri de çok tarihi eskiye dayanan meşhur Kuzulu Mağazı'ydı. Kuzulu Mağazı'nın yanında Narin Mithat Mağazası var. Onların bir tane dükkanı Trikocu. Bizim mağazanın bitişindeki iş yerleri de kumaşçı dükkanıydı. Fikret Aldınç'ı söylemeden geçemeyeceğim. Bunu çok kişi Adapazarı'nda Sakaryaspor heveslileri de bilmezler. 1963 yılına kadar tam 11 sezon Fikret Aldınç, Ankara Demirspor ve Hacettepe'de, şu anki ismi Süper Lig olan, o zamanki ismi Türkiye 1. Milli Ligi olan takımlarda oynadı. 1963 yılında kardeşi Mithat abi, o da idman yurdunun kaptanıydı bizim çocukluğumuzda, trafik kazasında vefat edince Adapazarı'na geldi. Şekerspor'a kaleci oldu. Biz hem dükkan komşuları, babalarımızın iş yeri dükkan komşusu olması hasabıyla, bir de benim büyük amcamın oğlu Aldınç sülalesinden bir hanımefendiyle evli olduğu için aramızda 16 yaş fark olmasına rağmen Fikret abiyle çok, ben 17 yaşlarken de bile dükkanın önünde günde en az 3-4 saat sohbet ederdik. Tabii Fikret abi Ankara'dan gelmiş, Sakarya futbolu için bir idol. Bir Nisan ayının son haftası yanılmıyorsam, kumaşçı dükkanlarının, benim baba iş yerinin bitişindeki kumaşçı dükkanlarının önündeki kaldırımda Şekerspor'un, 3-5 gün evvel Şekerspor'un bir maçını konuşuyoruz Fikret abiyle. Dükkanda çalışan tezgahta, ismi de Sabri'ydi, geçenlerde vefat etti. Geldi Fikret abi dedi, seni Ankara'dan arıyorlar dedi. Fikret abi dükkana girdi, çıktı. Ben de abi dedim, ben tekrar Ankara'ya transfer mi olacaksın filan dedim. Yok dedi, federasyon başkanı dedi, Orhan Şeref Apak çağırıyor beni, acele dedi. Tabii Orhan Şeref Apak 11 sene Fikret abi Ankara'da oynadığı için tanışıyorlar. İki gün sonra Fikret abi geldi, biz tabii o çocukluk delikanlılık hevesiyle, abi ne oldu, hayırdır mayırdır. Hiç unutmam, onun için onun hakkını ödeyemem. Gel dedi, sen de dedi bir yere gideceğiz dedi. Rahmetli Ethem abinin dükkanında, bizim sonradan ikinci Kuzulu Mağazı'nın 20 metre ilerisinde ikinci katta tüccar terzilik yapıyor. Yolda giderken ben tabii heyecanlıyım, abi ne var ya, ne yapacağız Ethem amcanın orada filan. Yeni takım kurulacak dedi. Ethem amcanın dükkanına girdik. Tabi babam da filan tanıdığım için, gel evlat otur dedi. Fikret abi konuşmalarını anlatmış. İşte Sakarya futbolu, Adapazarı futbolu, sen oradasın, oradasın, son iki yıldır da orada oynuyorsun. Bu işi kaldırılır mı, kapasitesi var mı deyince
Fikret abi hiç düşünmeden ben her şeyine kefilim diyor ve ondan sonra da o zaman git diyor hangi kulüplerle dedi başkanlarıyla görüşeceksen diyor. Görüş diyor. Bize bildirin diyor. Bunu anlattığı zaman Ethem amcanın sevincini unutamam. Neyse hemen indiler aşağı yandaki sokağa, Salah Mehmet Efendi sokağı, İhsan Ayhan abinin oraya gittiler. Çünkü Ethem abi o anda Güneş Spor Kulübü'nün başkanı. Tuncay abinin az önce sohbet ettiğimiz gibi İhsan Ayhan yine Güneş Spor'un Sakarya Spor'da 16 yıl olduğu gibi veznedarı. Oradan çıktılar Hamdi Özel'in dükkanına gidildi. Şimdiki Platin Kuyumcusu'nun olduğu yer. Ara sokakta Şükrü Orhan abimize gittiler Gayret Kumbu'da. Böyle çalışmalar başladı. Tabi bu gidip gelmelerde bizim heyecanımız hepten arttı. Ben çok affedersiniz Fikret abinin peşinden ayrılmıyorum. Yani ne oluyor ne bitiyor ne konuşuyorlar. Mayıs falan mı? Yani Nisan mı? Nisan'ın son haftası. 65 Nisan. Çok iyi hatırlıyorum. Tabi bu 20 gün bir ay sürdü. Artık ben de o ilk Dilman Oteli'nde yapılan çalışmaların toplu bir resmi de var. İşte o zamanki abilerimiz, amcalarımız, Ali Necdet Güven de var tabii eski 1960 yılının belediye başkanı, Allah rahmet eylesin. Bu çalışmalar yapılırken artık resmi evraklar düzenlendi. Hep Fikret abiden öğreniyorum ben. Ankara'ya bildirecekler. Kulübün renkleri, şimdi idman yurdu, Güneş Spor, Gençler Birliği, Ada Gençlik. Şimdi her şey onlardan gelen yöneticiler. Evet, tam en önemli yere geldik evet. Arkadaşlar. Lütfen bu bölümü dikkatle dinleyelim. Çünkü bir kulübün renkleri evet. Ne anlama geliyor? Çok tartışılan bir şey kamuoyunda. Gerçeği doğrusunu öğrenelim. Birinci arasında. Şimdi Ethem amcanın iş yerinin karşı kapısında da Zerrin Batmaz diye Çerkez kökenli bir avukat ablamız var. Onu bahsedeyim ben size. Şeyle çok iyi. Tabii kapı komşusu görüşüyorlar. Ethem amcayla. Köfteci Ramazan Ağa'ya köfte yemeye gittim ben. Şimdiki Ada Kebapçısı'nın sokak içindeki bitişik yeri. Orada yemek yiyorum. Öğlen yemeğe baktım. İhsan Ayhan abimiz. Ethem Boran abimiz. Bir de Tavşan Azmi derlerdi. İkman Yurdu'nun eski santrafı. Yanımdaki masaya afiyet olsun kardeşim falan filan. Şimdi tabii ben yemeğe uzatmaya bakıyorum. Ne konuşacaklar dinleyeceğim. Ha Fikret abi de var pardon. Neyse ben aynı anda yemeği bitirdim. Baktım Şemsiyeli Bahçe'ye gidiyoruz dediler. Fikret abi ben de geleyim dedim. Hani merak ediyorum ne oluyor bitiyor. Gel tabii de ne olacak dedi. Gittik şimdiki Şemsiyeli Bahçe'nin tam birinci sırasında oturuyoruz. Bunlar kahve içiyor, ben çay içiyorum. Zerrin Batmaz ablamız eski ticaret okulunun tarafından uzun çarşıya doğru iş yerine dönüyor. Sol kolunda bir çanta, bayan çantası tabii ki. Üstünde avukatlık cübbesi. Önümüzden geçerken Ethem Bey merhaba dedi. Ethem amca merhaba dedi. 4-5 metre geçti Zerrin Batmaz. Ethem amca ayağa kalktı. Renkleri bulduk dedi. Şimdi herkes birbirine bakıyor. Bir baktım, Zerrin Batmaz ablamızın ayağında siyah çok güzel bir pabuç, siyah etek, harika bir yeşil ipek bluz ve ipek siyah flan. Ve orada yani bu tesadüf Sakarya Spor'un renklerini belirledi ve Zerrin Batmaz ablamız Sakarya Spor'un kuruluşunda 2 numaralı üyesidir. Sakarya Spor'un renkleri de böyle tespit edildikten sonra transfer çalışmaları. Erol abi bir saniye. Sanıyorum 4 kulüpten kuruluyordu değil mi? O yüzden renk problemi olabilirdi tabii, değil mi? Tabii, hepsi tabii, kendi rengini ister. Birçok şehirde böyle bir program çıkmış çünkü. Evet. Transferler yapılmaya başladı. Demin görüntüde gördüğünüz gibi İsmet abi ilk imzayı attı. İşte Fuat Berinos'tan Beşir abiyle Musa Kağıt Spor'dan ama Beşir abiyle Musa Sapancalı, Sakaryalı. Üç tane, bir tanesi hiç oynayamadı zaten, resimde de yoktu. Üç tane yabancı futbolcu vardı. Takımın toplam maliyeti, ben bunu yıllarca İhsan abiden dedim, 44 bin lira. Futbolcunun eline aldığı en yüksek parayla rekor
Sapancalı Musa Çetin evdeydi. 4000 lira. Sakaryaspor kuruldu. İlk iki maçı dışarıda oynadık o zamanki fikstüre göre. İkisinde de berabere kaldık. İçeride Mersin İdmanyolu ile oynayacağız. Mersin İdmanyolu'nun başında aynı Fikret abi gibi hem takım kaptanı hem antrenör meşhur Galatasaraylı Kadir Aytaç var. Mersin Spor'un da o zamanki kuruluş bütçesi bizim 4 katımız filan. O zamanki gazetelerin yazdığı. Burada işte maç oynanıyordu. Vali Konağı tarafındaki şimdiki İmam Hatip Lisesi'nde olduğu taraftaki kaleye Zeki Aynıtepe 18'e girerken Zeki'yi biçtiler, penaltı oldu. Zeki tabi Fikret abi çok sinirli, disiplinli bir adam. Zeki penaltıyı atmaktan çekindi. Fikret abi ta kaleden çıktı, koşa koşa geldi. Sağımızdaki ilk golü atmış oldu. Ve ilk sene biz şimdiki playoff'a kaldık. O zamanki ismi Dörtler. Eski statüyü de anlatır mısın? Hangi ligde oynuyoruz o zaman? Türkiye 2. Ligi kırmızı gruptayız. Bizden bir sene evvel bir tek grup vardı. Samsun, mesela Samsun bizden bir sene evvel kurulmuştu. Eskişehir var. Eskişehir'in içeride dışarıda o sene lig bitene kadar yenemediği tek takım bizdik. Ve Eskişehir Yönetim Kurulu Sakaryaspor'u kardeş kulüp ilan etmişti o yüzden. Önüne geleni yeniyorlardı. Buradaki maçlarda, eleme maçlarında yani şimdiki tabiriyle playoff'ta Sarıyer'i yendik. Solaçık Rıfkı'nın golüyle. İkinci maç Bursa'ylaydı. Bursa'nın Müfit, iyi bir futbolcular vardı. Müfit'in filik golüyle de elendik. O zaman tek maç, kura çekilip hangi sahada tek maç oynanıyordu. Yoksa daha ilk yılı birincilik avucumuzun içine gelmişti ama olmadı. Sonraki yıllarda, ikinci yıl, üçüncü yıl, dördüncü yıl neler oldu? Bir Trabzon çekişmesi var 70-73. O zaman onun öncesinde neler oldu? Tamam. Altın Kafa Muammer'den, tamam. Yıldızlar, oyunculardan bahsedecektir. Şimdi Muammer Adatepe denilen abimiz Sakaryaspor'a ikinci senesinde geldi. Rahmetli Fikret abi takılırdı. Korktun değil mi yani bir şey olmayacak bu takımdan diye gelmedin. O zaman Kütahyalı İnspor'da oynuyordu. Sadece İhsan'ı da götürmüştü. İhsan bırakıp hemen geldi tabi. O da boşlaktır. Şimdi ikinci, üçüncü sene tabi hep kurucuları gördüğünüz gibi Tuncer abi benden de daha iyi hatırlar. Bir tane sanayici yoktu o yönetim kurulunun içinde. Hepsi küçük esnaftı. Ve ilk 7-8 sene Sakaryaspor'un bir kuruş borcu olmadı. Çok inanın çok ciddi acayip mali sorunlarla böyle çok titizlerdi. Şimdi size 3 tane isim vereceğim. Hamdi Uzel, İhsan Ayhan, bir de oyuncakçı Zeki abi. Bu kişiler yönetim kurulunda bulunduğu müddetlerce ilk 4-5 seneden bahsediyorum. Maçların ilk yarılarını hiçbirisi bu 3 kişinin hiçbirisi seyretmek nasip olmadı. Niye diyeceksiniz? Üçü de gişede beklerdi. Bir kişi kaçak girmesin diye içeri. Bu üç kişi uzun yıllar maçların ilk yarılarını izleyemediler. Sonra tabii bazıları yaşlıktan dolayı, bazıları da artık yorgunluktan dolayı bıraktılar. Yeni abiler, yeni iş adamları geldi. Esas ikinci şeyde 1973-74 sezonunda İhsan'a gittik, o oyuncakçı Zeki abiyle beraber ben, Vedat Okyar'ın babası ikinci başkandı, ricam indik. 100 bin liraya geri aldık Beşiktaş'tan İhsan'ı. Fenerbahçe'den Yaşar, Galatasaray'dan Ayhan Elmas Taşoğlu, eski İstanbul Sporlu, Bursa Sporlu Haluk, Altınordu'dan kaleci Tamer, Edirne'den Fuat aldık. Süper bir sezon geçiriyoruz. İlk devreyi Sakaryaspor 4 puan önde, bir de avaraj farkıyla bitirdik. Ligin ilk maçını Trabzon'la burada oynamıştık. 1-0 yendik Baykut'un golüyle. İkinci yarı Trabzon'a gideceğiz. Neyse isim vermeyeyim. O İstanbul'dan transfer edilen çok önemli bir futbolcu abimiz Trabzon'daki maça gelmedi. Bahane uydurdu filan.
Gelmedi. O çünkü çok önemli futbolcu. Karşı takım mutlaka iki kişi falan baş edebiliyor yani. Bir kişi noksan oynatıyor o oynadığı zaman. Trabzon bizi orada 1-0 yendi. Puan farkı düştü 2'ye. Bir de Konya'da mağlup olduk. 5. 6. maç. Bizi yakaladı geçti. Yani o ilk seneden sonra ikinci sene de Sakaryaspor'un önüne gelmişti şampiyonluk ama nasip olmadı. Nasip. Tuncel abinin yönetimine kalmış. Orada duralım. Evet. Bizim kuşağın şöyle bir doğru yanlış bilgisi vardır. O sene Kocaelispor Trabzonspor'a yenilmiş, bizi yenmiş. Asıl pandemim ondan sonra koptu diye bir söz vardır aradaki. Böyle bir şey var mı? Hakikaten bir bu kızgınlığın, rekabetin fitilini o mu ateşledi biraz? Öyle bir olay var mı? Ya, olabilir mi? Yani, o Kocaelispor'lu futbolcuların 11 tanesini, 13 tanesini öyle bir şeye nasıl... Hayır, şikayet etmiyorum. Yok, yok, şikayet etmiyorum. Yani daha asılmışlar var ya asılmamışlardı falan. Öyle, o laflar çok oldu tabii o sene. Tabii Kocaelispor Trabzon maçı ile ilgili. Olabiliyor. Peki ilk 10 yıldan, 15 yıldan yani Tuncel abinin dönemine kadar başkanlardan, oyunculardan böyle hatırladığın iz bırakmış ya da bir iki anekdot neler hatırlarsın? Şimdi mesela şimdi Sarı İhsan bir sezon oynadı bizde. Balıkesir'e gitti. Balıkesir'de bir sene oynadı. Samsun 1. Lig'den aldı. Orada da bir sene oynadı. Beşiktaş aldı. Yani Beşiktaş 11'de oynamak o yıllarda Sanlılar, Yusuflar, Kaleci Sabriler, Vedat Okyalılar yani o takım öyle sıradan bir takım değil. Orada direkt oynuyordu. Bir de şunu şimdi Sarı İhsan arkadaşımız içinizde hatırlayan bir sürü fotoğraf var ben görüyorum. Türkiye'nin en sert topa vuran insanı Hami derler son yıllarda değil mi? Size inanın mübalağa etmiyordum. Hami'den daha sert topa vuran bir adamdı. Yani barajdaki adamın kafasına gelsin öldürür. Sonra ikinci sene gelen Muhammed abi. Kesinlikle ben bazı konularda eskiye bakmam. Çünkü çok eskide kalan önünü göremez diye bir atasözü vardır. Şu anda Sarı Muhammed gibi Türkiye milli takımında bir libero yok. Bunu iddia ediyorum. Yani o sene oynadığı futbola göre söylüyorum. Şu anda milli takımda bir Sarı İhsan gibi stoper, bir Sarı Muammer gibi libero iddia ediyorum yoktur. Erol abi, bizden sonraki kuşaklar zihinlerine kaydetsinler, gelecek nesiller hatırlasın diye söylüyorum. Defalarca şahit olmuştur 70'li yılların ortalarında. Mesela mağlubuz veya berabere gol lazım bize. Şeker tarafındaki kaleden out atışı kullanıyoruz. Kale vuruşu. Sarı İhsan kullandığında bizim takımın yarıdan çoğu rakip ceza alanına yani çark mesire tarafındaki kent parkları ceza alanının içine ortayı beklemeye giderlerdi. Düşünün artık 70-80 metre mesafeyi atabilen bir insandı. Doğru mu hatırlıyorum? Doğru, ben? Çok doğru. Tabii şimdi İsmet abi, Kıçır İsmet yani 6 yıl kaptanlığını yaptı. Biz kurulduğumuz sene Galatasaray istedi. Özel maça çıkarttılar Rıfkı'yla şeyi. Yeni Ghost Club takımıyla Gündüz Kılıç çağırdı. Ethem abiye telefon açıyor. Çok benden alacaklar. Ethem amca müsaade etmedi. Ya Sakaryaspor kuruluyor dedi. İlk imzayı sana attı. Bize lazımsın dedi. Bence gönderseydi daha iyi yapardı. Ama işte kısmet değilmiş. Muammer abi sonra Sarı İhsan, Muammer abi bir Oğuz Çetin yakın tarihe ya bunlar. Şimdi Oğuz Çetin şu anda 22 yaşında olsa bonservis bedeli ve kendine alacağı parayı tahmin edebiliyor musunuz bu rakamlarla? Yani bayağı önemli futbolcular geldi geçti Sakaryaspor'da. Ama az önce masada yemek yerken Tuncer abimle konuşuyorduk. Şimdi yıllardan beri yönetimler geliyor. Çok hakikaten çabalayan kardeşlerimiz de oldu, arkadaşlarımız da oldu. Bir tanesi Vedat'tır. Çok kötü, mesela Sakaryaspor tarihinde en kötü zamanlarda taşın altına elini koyan Gündüz Şerim ve Fikreşen abimizdir. Üçüncüsü de Vedat'tır. Ama Tuncer abi geldiği zaman kulüp etrafındaki toplumsal örgütlenmeyi o kadar iyi sağladı ki yani şimdi düşünüyorum da masada inanılır gibi değil ya.
Yani o yönden Tuncel abinin hakkını ödeyemeyiz. Geldik yakınlara Tuncel abiye doğru soracağım. Başka bir şey var mı? Şöyle bir unutulmadığın bir maç. İlk 15 yıldan onunla bitirelim istersen. İlk 15 yılda senin için ilginç unutamadığın bir maç abi ya da bir gol. Yani şimdi mesela burada ilk sene Beşiktaş'ta kupa maçı oynuyoruz. Beşiktaş'ın kadrosu bayağı iyi. Sağlıklar işte Küçük Ahmetler, Yusuflar. Daha Sabri Dino yedekti. Necmi Mutlu, Beşiktaş tarihinin efsane kalecisi. Beşiktaş bir sürü gol atamıyor bize. Biz de o zaman delikanlıyız. Ahşap tahta türbünde grubumuz var. Zorla ittiler kalktılar. Yani ben çocukluktan beri Beşiktaşlıyım ama her zaman Sakarya Beşiktaş maçlarında Beşiktaş falan kayboluyor benim için. Penaltıyla zor yendi bizi, eledi Beşiktaş. Düşün daha ilk seneyiz. Yani şimdi Beşiktaş kadrosundaki o zamanki isimlere bakıyorsun. Sakaryaspor'a bakıyorsun. O maç bir de Trabzonspor işte burada şampiyonluğu kaybettiğimiz zaman Baykul Vali Tarın'ı kaleye muhteşem bir gol atmıştı, onu unutamam. Tabi Türkiye Kupası'nda final maçındaki gol ama Tuncel abinin ilk senesi, eğer genç arkadaşlar varsa sakın ya bu abi de biraz çok affedersiniz mübalağa yapıyor falan demesin. Karaağaç dibinden Yeni Cami'ye kadar sabahları çıktığınız zaman çift sıra otobüsten geçilmiyordu. Ankara gücü maçı var. Ankara'da hiç unutmam. Bizden evvel Edirne Spor, Şeker Spor maçı var. Edirne'nin kalecisi Fenerbahçe'de oynayan Nurettin o zaman. Size yemin edebilirim Ankara gücü stadının 4/3'ü Sakarya seyircisiydi. 4/3 19 Mayıs stadının. Tuncel abi iyi hatırlar. Ve düşünün Ankara gücüyle çekişiyoruz. O Ankara gücüne 12 puan fark atıp şampiyon olduk. O maçı da unutamam. Yani beraber gitmesine rağmen muhteşem maçtı. Bir de demin masada konuştuk, oralara araya gireceğim. Biraz halkınıza tecavüz ediyorum. Tuncel abi kusura bakma. Bursa'daki 1-0 galip geldiğimiz Bursa maçını unutmam. Mümkün değil. Fuat'ın ilk devre 7-8-0 mağlup bitirmemiz lazım. Sonra ikinci devre 1-0 galip geldik. Onlar yani unutulacak goller. İlk 15 yılın bir 11'ini yapsan abi kafanda. Öyle bitirelim burayı. İlk 15 yılda kalede Fuat tabii. Şimdi sol bek. Şimdi sol bek Nihan'ın da hakkını yiyemezsin. Küçük Turgay'ın da yiyemezsin. Ama Yenal'ın bir özelliği... İlk 20 yıla geçtin yalnız. He? İlk 20 yıla geçtin yalnız. İlk 20 yıla geçtin. Ha, öndekileri diyorsun, tamam. Şimdi... Sağ bek Mikail, o hiç tartışmasız, hiç kesin. O formayı kimseye vermez. Sol bek Hüsnü abi, Avazo Hüsnü oynuyordu ama... Bekliyordu ama Çalli Erdoğan gider. Kasımpaşa'dan aldığımız. Stoper... Sarı İhsan, Sarı Mahmer. Solda Arif Omaç, sağda İsmet Kahyoğlu. Sağ açık ilk yıldaki Faruk veya Beyoğluspor'dan aldığımız saçı olmayan Kel İbrahim. Tabii sağ beke mutlaka gider Erdal. Yalavalı İbrahim var, stoper. Yani canım ayrı. Şimdi Yalavalı İbrahim'le İhsan'ı tercih etmen çok zor. Yani para yatacaksın, yaz otur atacaksın. İkisi de o kadar devamlılığı olan futbolculardı. Tabi sol açıkta Rıfkı. Santrafor'da da Şeref. Rıfkı abiyle ilgili çok adam attırmış galiba. Doğru mudur söylediklerim? Şimdi burada bayan yok değil mi? Yok sayalım. Yani Rumuz'la söyleyeyim. Onun lakabı PC'dir. Ondan sonra... Niye aldı o meşhur lakabı acaba? Şimdi burada maç oynuyoruz. Çok iyi çalım atardı. Yani adliyat adamın kafasına elini koymuş gibi orta yapardı. Fakat
rahat oynayayım diye karşısındaki sağ bekin şortunu çeker. Eliyle bir şeyler yapar. Yani yan yana koşarken filan. Adamı 10 dakikada allak bullak ediyor. Şimdi adam buna dalaşayım derken atılıyor adam. Peki aynı takımla ikinci devre deplasmana gidiyorsun, atıyorum Mersin'e, Sakaryaspor 10 kişi oynuyor. Yani Rıfkı sağda ama yaptığı bir şey yok. Yaklaşamıyor adamın yanına. Ya, bu da yapıyorsun da orada niye kaçıyorsun? O da Fikret abi derdi, ulan derdi, ihtar al derdi, 50 lira prim vereceğim sana derdi hakemden. O da öyle bir tipti. Birinci bölümün ilk konuşmasına, ilk bölümünü tamamladık arkadaşlar. Şimdi 1980 yılına geliyoruz. Sakaryaspor kendi yayına kaldırılan bir ikinci lig takımı. Ve bir Adapazarlı yerli bir iş adamı, bizim derneğimizin de mensubu bir iş adamı, Tuncay Tepe, değişik, kucaklayan şehir bir yönetimle lige, yani bugünkü Süper Lig'e çıkarıyor takımı ve yine Süper Lig'de çok şahane maçlar izliyoruz. Bizim kuşağımız onların birçoğu unutulmaz maçları bilir. Şimdi sözü Tuncay abimize veriyoruz. Tuncay Tepe hemen şuradan zaten. Tepe konuda. Değil mi Tepe şuradan? Söz onda. Bakalım o efsane günler için başkanımız neler anlatacak? Ben işte Anadolu kasabalarından birinin mensubuyuz yani. Sakarya hala kasaba. Ama her ilde hafif temayüz edene kendi yapısı içinde ya cami derneğine başkan yaparlar ya Kur'an kursuna yaparlar veyahut da başka bir derneğe başkan yaparlar. Fikret Şen'in başkan olduğu, Gündüz Serin'in olduğu bir şey. Benden geldiler, lokantamız var, göğüs reklamı istediler. Ben de elimin kararı yok, 100 bin liralık çek kesmişim. Ertesi sene Tepe Teyisleri falan diye çıktı. Ertesi sene Sakaryaspor Kongresi oldu. Olmuş yani, ben bilmiyorum o zaman. Radyoda falan söylemişler. Tuncay Tepe yönetimde ismi geçmiş. Yani başkan falan değil, Sakaryaspor yönetimine yazmışlar. Ben ne Sakaryaspor'un üyesiyim, ne kongreye gittim, ne de ömrümde hiçbir şey yok. Yani beni tebrik ettiler, telefon ettiler. Tabii ayıp olur diye şeye gittim. Sakaryaspor merkezi nerede dedim. Birkent İşhanı'nda dediler, Ziraat Bankası'nın sokağında. Dördüncü katta camları eski gazetelerle kaplı. Şöyle iki odayı birleştirmişler, Sakaryaspor kulübünü buldum. Baktım uzun bir toplantı masası var. Herkes fındık fıstık yiyor, getirmişler. Yani işte şu maçta şu puanı futbol filan futbolcuya ayarladık, aldık, kümede düştük, kaldık filan gibi konuşmalar filan. Ben de kravatımı filan taktım. Kusura bakmayın bu akşam. Yani soğuktan korkudan giyinemedim. Yani kravatımı filan taktım, geldim. Tabii herkes bir şey konuştu. Bana da bir iki kelime gelince, sizin bütçeniz ne kadar geçen sene filan dedim. Herkes buz kesti. Hiçbir şey yok. Sonra öğreniyorum ki, zaten onların geçen seneki bütçe 80 bin liraymış. Ben 100 bin lira çek kesince beni almışlar şeye, yönetime almışlar ismimi. Fazla uzatmıyorum. Tabii bizim Rauf var. Rauf var, Batı Boylu. Gençler var, Özcan var yönetimde. Orada tanıyorum. Bunlar Necdet abiyi filan bulmuşlar. Necdet işte Fenerbahçe'den futbol olacağız filan diye geldiler. Konuşuyorlar. Başta kulüp başkanı Fikret Şen, ikinci başkan Necati Müftüoğlu ve 3-5 kişi ya biz bu maceracıların arasına düştük. Bunlar kulübü de batırırlar filan diye. Aynen. Hepsi istifa etti, bıraktı. Aynen. Yalnız kaldık. Yani beni de ikinci başkan seçmişler. Para filan alırız diye bir muhasip şeyden soruldu. Sorumlu bir ikinci başkan yapmışlar. Tesadüfen kalınca kulüp idaresi geçici olarak bana kaldı ve öyle başladık. Fazla uzatmayalım. İşte o seneyi herkes biliyor. Şeyi yok. Ama şansımız o ki. Kimleri aldınız?
Şansımız o ki şehir, Adapazarı belki ufak bir yer ama Adapazarlılar muhteşem insanlar. Ben komşularımla iftihar ediyorum. Şehrimle de iftihar ediyorum. Böyle zaman geldi, cami derneğine başkan yaptılar. Zaman geldi, ilk üniversiteye gittiğim yıl beni Yüksek Tahsil Talebe Derneği'nin kongresine soktular, başkan adayı olarak. 4 oy farkla kazanmışız. Atatürk Parkı'ndaki şeyden, düğün salonundan, öğretmenler lokalinden çıktık. Uzun Çarşı'nın sonunda bir gene 4. katta bir binaya gittik. Baktım çocuklar, yöneticiler, arkadaşlar bir Atatürk büstü, bir Türk bayrağı, bir de karar defteri aldılar. Demek bu kadar. Yani Sakarya Spor Kulübü Derneği. Melek Sineması yeni açılmış o sene. Kravattan falan gidiyor. Hanımlar böyle berbere giderek hazırlanıp Melek Sineması'na gidiyor. Beni arattırdılar, buldular. Maliye Bakanı Ekrem Alican. Yeni Türkiye Partisi koalisyonu var. 1960 ihtilali olmuş. 61 seçimleri olmuş. Yeni Türkiye Partisi İsmet Paşa ile koalisyon yapmış. 20 bin lira göndermişler Ziraat Bankası'na, Yüksek Tahsil Derneği'nin hesabına. Bir yetkili gelsin, hesap açsın filan diye. Gittim. Maliye Bakanı Ekrem Alican. Baktım tüzüğe. 1 numaralı kurucumuz. Eskiden tabii Maliye Bakanlığı'ndan bir para göndermek, 20 bin lira da çok hatırı sayılır bir para 1960 yılında. Bir servet gibi bir şey. Bizim derneğe göndermiş. Yusuf Azizoğlu diye Diyarbakırlı bir bakan var. Sağlık Sosyal Yardım Bakanı. O zaman sağlıkla sosyal yardım vermiş. Sakaryaspor'a Yüksek Tahsil Derneği'ne gönderiverdiler. Bu Ekrem Alican'ın Sakarya'ya bir hediyesi. Sonra biz de onu çocuklara Akyazılı, Hendekli vesaire üniversite okuyan çocuklara burs olarak dağıttık. Yani 4 oy farkla kazanmışım. Kim benim rakibim bilmiyorum. Aradan 20-30 sene geçti. Ünal Ozan dedi ki, beyanat verdi gazeteye. Biz Tunceltepe ile rakip olduk. O şehrin öbür ucundan, Tepekum'dan dedi. Ben de Ozanlardanım dedi. Beni yendi orada dedi. Ben meğer Ünal Ozan'la çekişmişim. O da talebelikte. Yani şimdi tesadüf. Ben hayatta spor yapmadım. Yani sıhhat bakımlarını spor yapmadım. Belki sınıf takımlarını falan anlarım. Futboldan anlamam. Hiçbir şeyden anlamam. Ama şu var. İlk sene iyi transferler yaptı çocuklar. Biz yine bir şansımız var. Nuri Bayer diye bir sanayi bakanımız var. Sakarya'nın yetiştirdiği bir evlat. Doktor Nuri Bayer. Onun kardeşi benim sınıf arkadaşım Suat. Kendisinin kayınpederi İstanbul Vali ve Belediye Başkanı Kemal Aygün. Evet. Yani Demokrat Parti'nin son senesinde, ihtilal senesinde Demokrat Parti'nin çok güçlü hem valisi hem belediye başkanı İstanbul'u. Bizim Nuri Bey de Beşiktaş Demokrat Parti ilçe başkanı. Ara sıra bize bir kart gönderiyor Suat'la. İçeriden tahta tribünlerden maç seyredebiliyoruz Dolmabahçe'de. Bütün 3 büyük kulüp Dolmabahçe'de maç yapıyor. 3'ü aynı hafta. Çarşamba, cumartesi, pazar filan. Yani Dolmabahçe'ye gitmek de o zaman bir şeydi falan. Yani sporla bir şeyim yok. Ama Nuri Bey çok büyük destek yaptı. Ampul Karaborsa, Çimento Karaborsa, demir tahsisle, yani bakanlığın tahsisiyle 80 öncesi döviz yok, dolar yok vesaire yok. Nuri Bey talimat vermiş. Tunceltepe'yi tanırım, ailesini tanırım. Destek yapın demiş. Vali destek yağdırdı bize. Ampulü 1 liraya ithal ediyor Sanayi Bakanlığı. Karaborsa 2 liraya toptancılara veriyorlar bankacılar yokuşunda İstanbul'da. Onlar da vatandaşa gelene kadar 4 lira, 5 lira, 7 lira, 8 lira, 10 liraya biz ampulü alıp eve takıyoruz. Karaborsa. Her şey karaborsa. Samsun sigarası karaborsa. Bize 1 liraya verdiler, biz 3 liraya sattırdık. Şaban Batıboylu, Allah rahmet eylesin, kendi adamlarıyla ampulleri sattırdı. Ampulün parasını getirene tekrar ampul verdi. 3-4 milyon
Yani 1-2 milyon ampul sattık, 4 milyon aldık. 4 milyon çok büyük para. Yani bir sene evvel bütçe 80 bin liraysa 4 milyon çok büyük para. Şu Fenerbahçe'de 6-7 futbolcuyu aldık, çocuklar getirdi. Bizimkiler gittiği zaman Semih Bayırken filan Fenerbahçe'nin ikinci başkanı merdivenlerde karşılıyor. Çünkü çantayla nakit para götürüyor Sakaryaspor. Yani Sakaryaspor, ben yöneticiyim, ben hasbelkader ama yönetici ne yapar? Para bulur. Gerisi yok. Yani bu takımı kurduk. İlk maça çıktık. Buraya ihtilal bir vali tayin etti. 80 ihtilali oldu 12 Eylül'de. Mehmet Aldan diye. Tuncer Bey, soyunma odasına gidebilir miyiz dedi. Gazetecileri falan organize etmiş vali kendi basın bürosu kanalıyla. Ben de ceket edip onun peşine gittim. O başarılar diledi, konuşma yaptı falan. Ben hiç ses çıkarmadım. Sonra pazartesi, salı günü, önümüzdeki müteakip hafta, Necdet Niş, ceketi yok üzerinde şey var, tişört var. Şöyle yani kibarca, benden yaşça büyük, iki yakasını biraz bir araya getirdi, yani ceket dedikler gibi. Sayın Başkanım, bir şey konuşabilir miyiz? Buyurun Necdet abi dedi. Dedi ki, bu soyunma odasında 15-20 yaşında çocuklar geliyor, soyunup dökünüyor, duş alıyorlar filan. Bu yöneticilerin filan soyunma odasına gelmesi mahsul oluyor. Aa, öyle mi dedim. Şimdi 6 yıl birinci lige çıktık, başkanlık yaptım. Hiçbir gün soyunma odasına ne gittim, ne kimseyi gönderdim. Yöneticiler, yani o bana ders verdi. Sonra 10 sene sonra bir daha ikinci ligdeyken, kayyum mayyum diye bir sene daha Sakaryaspor'un yönetimi ikinci ligdeyken. Yani bazı şeyleri sporda, spor bir kibarlık. Bizim gibi dağda taşta kıyıda köşede yetişmiş maganda gibi insanlar eğitiliyor. Çok ciddi, yani. Çok ciddi söylüyorum. Yani bazı şeyler var. Yani unutamadığım şeyler var. Ben ondan bahsedebilirim sadece. İlk sene dedim ki Sakarya doğumlu olup da Türkiye'nin neresine top oynayan varsa hepsini tespit edin, hepsini alacağız. Çünkü Sakarya bizim biraz dedikoducudur. Evvela kendi adamlarımızı bir toplayayım dedim. Hepsini aldık. Aykut Yiğit'i Eskişehir'den aldık. Bir tane çocuğu aldık Mersin'den. Kimi aldık? Yok yok. O futbol okulu çalıştırıyor. Necat. Falan filan. Necat Ersin, evet. Yani sonra baktım Ekrem abinin ismi geçiyor. Benim Tepekum'dan komşum. Yani şeyleri var, tarlalar var Sakarya Köyü'nde. Oraya ekip içmeye geliyorlar. Terli Süleyman'ın kardeşi. Yıldırım Spor'un da kalecisi. Ekrem abi ne iş yapıyor dedi büyükten. Dediler ki, altyapı antrenörü, bütün altyapıdan çocukları yetiştirir. Maaşı ne kadar dedim? 100 lira dediler. 10 katı arttırın dedim. 1000 lira verin bundan sonra. Herkes de bana uydu, verdi. Başka bir şey yapmadım. Altyapıyla ilgili, üst yapıyla ilgili bir bilgim yok. Sporla ilgili bir bilgim yok. Ama Ekrem abi, muhteşem bir insan, Allah rahmet eylesin. Sakarya'da bir ordu yetiştirdi. Herkes transfer yaparken Türkiye liglerinde 4-5 futbolcu sıralamıştır antrenörler, kulüp yöneticileri. Bunların arasında karşısına Sakarya yazanları hemen aldılar. 4. sırada da olsa aldılar yani. Sakarya'dan iyi futbolcu yetiştirdi diye. Ekrem abi güzel bir insan. Yani benden 2 sene 3 sene sonra Ali Şen başkan oldu. Daha evvel Profesör Razi Trak'tı. Başka birisi oldu ondan sonra. Tabii ikinci başkan da Semih Bayırken. Zaten kulübün sahibi de oldu. Hepsi oydu. Temmuz ayında oturuyor. Fenerbahçe kulübü adına birkaç yere telefon ediyor. Masanın üzerine paralar geliyor. O transferi yapıyorlar. Ama paralar geri gideceği zaman ne gün gideceğiniz Semih Bayırken zaten söz vermiş ve onu yerine getirilir. Hiç kimsenin artık söz hakkı yoktur. Yani enteresan bir insandı. O da rahmetli oldu. Yani birinci lige çıktıktan sonra Fenerbahçe ile Ali Sami Yen stadında bir maç yaptık. Evet. Bir penaltı oldu. Aykut evet. Penaltıyı gole çevirdi. 1-0 yendik. Yenal. Ali Şen de sigarayı bırakmış. Zorla cebinden sigara aldı. Sigaraya başladı. Yani tabii antrenör Necdet abi bıraktı. İkinci sene bir antrenör lazım oldu. Bir çocuk getirdik. Kimi getirdik?
Jivadanović. Hayır, Jivadanović'ten önce birini getirdik. Gürcan Berk. Gürcan Berk getirdik, tabii olmadı. Ali Şen'e telefon açtım. Harbiye'de yazan işi var. Ya bize bir antrenör bulabilir misin falan dedim. O da Rauch diye bir Alman antrenör var Fenerbahçe'de. Onun işine son verip getirmek üzere bir Yugoslav ayarlamış Belgrad'dan. Milan Jivadanović. O Rauch'u da kovamamış şimdi, o günlerde. Yani daha yeni başkanım. Dedi ki size bir tane çocuk vereceğim. Çok iyi bir hocadır dedi. Hakikaten muhteşem bir çocuk. Yani bize çok fayda oldu. Sakaryaspor'a da çok fayda oldu. Bir de geldim, ben ömrü hayatımda nerede çalışmışsam. Bu ilk yıl ikinci, üçüncü, birinci olduk ya. Hı. Nasıl bir şey? Süper Lig'e çıkıp da şuradan sorayım mı arkadaşlar, duysunlar isterim. Şimdi başkanım, ikinci yıla geçmeden önce. İlk yıl çıktığımız sene, o Milan Jivadanović'ti sene. Galatasaray'ı burada yine Aykut'un penaltı golüyle yendik. Fenerbahçe'yi yendik. Birçok takımı yendik. Lider, ikinci falan gidiyoruz. İkinci ligdeyken? Yok, Süper Lig'deyken. O sene böyle yeni çıkmış bir takımın, lider bir takımın kulüp başkanı olmak nasıl bir duygu, onu bir arkadaşlar anlatabilir misiniz? Yani şey değil, yani biz bildiğimiz hiçbir şey yapmadık. Sadece bazı prensipler koyduk. Yani geldim, İhsan Ayhan'la tanıştım, Allah rahmet eylesin. Demin de bahsetti Erol Bey. Zaten eski kulüplerin de muhasebesi, nakit kasası oymuş. İhsan Ayhan gibi muhteşem bir adamla tanıştım. Kasayı ona teslim ettik. Ben ne çeke imza ederim, ne senete dedim, ne de paraya el sürerim. Yani bir derneğin, bir toplumun parasına hiç elimi sürmem. Kesinlikle. Sakarya çok büyük destek yaptı bizim Sakarya esnafı. Ne çalarlar ne çaldırırlar dedi. İtimatlı insanlar dedi. Çok büyük destek yaptı. Yani buraya gelen Sadir Turan, Nur abi, Allah rahmet eylesin, destek olun deyince artık önümüz açılmış oldu. Talat Asal da Spor Bakanı. Evet. Bir azınlık hükümeti kurmuş Adalet Partisi. Yani partici değiliz biz. Oyumuzu 4 senede bir veriyoruz ama yani onlar şans yarattı bize. Adapazarı'nın tüccarları toplanmışlar, teverler, işte kör şerefler filan. Aydemirler, eski Sakaryaspor başkanı olanlar. Valide randevu almış, gitmişler. Valide ilan etmiş ki onlar tebriğe, ya hoş geldin demeye gitti. Zaten o maksatla gitmişler. Sohbet esnasında demişler ki, ya Sayın Valim, bu Sakaryaspor'da çok oluyor. Bizden çimento torbasından 1 lira alıyorlar. İşte şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar filan. Artık bıktık filan. Tabii Sakaryaspor eskisini şey yaparak. Sadri Turan kahveleri söylemiş o sırada. Düğmeye basmış sekretere. Demiş kızım kahveler kalsın beyler gidiyor demiş. Cevap olarak yani Sakaryaspor'a destek oldular. Devlet destek oldu, hükümet destek oldu. Hükümetsiz devletsiz zaten hiçbir şey olmaz. Yani ama Sakarya gibi muhteşem bir il var. Biz geldik Sakarya Sarıyer maçına. Sarıyer rakibimiz ilk devrenin son maçı ondan geldi bizi. 2-1 yendi. Evet. Sahaya çıkarken Necdet Eşe büyük hoca diye tezahürat yaptılar. İkinci 45 dakikada adamı yuhaladılar. Yani 45 dakika bizim seyircinin sabrı. Türkiye seyircisinin sabrı. Ondan sonra korkudan Necdet abi dedi ki, ya Nezih diye bir deli var Bursa'da dedi. Anladım. Onu oynatamıyorlar. Ben onu oynatırım dedi. Şunu alın dedi. Bir de başka bir futbolcu aldı. Tabii 8-10 milyon harcadı. Borçlandık. Yanımızda demin bahsettiği bir adam var, arkadaşım var. Kapalı Çarşı'da kuyumcu. O bize bir fikir verdi yönetimden. Bir plaket yaptırdı. 100 bin liraya her plaketi bir şeye sattık 100 bin liraya. Ya, ismini yazdık, ismini soyadını onore ettik insanları, gittik heyet olarak. 100 kişiden 100'er bin liradan 10 milyon toplayacağız. Zaten 7-8 milyon harcamışız o güzel takımı kurmak için. Hemen hemen 9 milyon para topladık. Demek ki 90 kişiden parayı almışız. Evvela vitrine koyduktan sonra bu insanlar veriyor. Ama Sakarya'da olamadığım zamanlar dışarıda işlerim var, Mersin, İskenderun'da, Trabzon'da, yurt dışında filan. Hiç yine kulüp müdürlüğüne havale çıkarttırdım. Burada olsam
parayı bulmak kolay, halk da veriyor. Havale çıkarttırdım. Yine paraya sürmedik. Ama Sakaryaspor 5-6 sene dedikleri gibi ilk birincilikle haftalar boyu hep lider olduk. İlk birinciyle 4.-5. arasında ligi tamamladı. Düşme hattıyla hiç ilişkimiz olmadı. Ama son zamanda bir de baktım, ben futbolcu falan satamam, mal da satamam. Yani karakter olarak. 65 tane sporcu birikmiş. Eskiden tapusunu alıyordun sporcuları o zaman. Şimdiki gibi hani insan hakları falan yok. Yani tapusu kimdeyse 4 sene dolduğu zaman veya 2 sene dolduğu zaman futbolu çekip gidemiyor. Kulüp bırakmazsa gidemiyor. 65 sporcu almışız. Şimdi bir takımda 20-25 tane sporcu oluyor. 23 tane değil mi? Yani o hoca fazlasını istemez zaten. Eğitemiyor. Biz de 65 sporcuyu, biz hepsini satmadık hiçbir surette. Hep kiraya verdik takımlara filan. Bir sene Kostik Mustafa da dahil, Erdin Şehit de dahil. 12-13 kişiyi, benim arkadaşımdır Niyazi Öner, Dardanel'in sahibi, Çanakkale Spor'un başkanı. Bizden futbolcu istedi. 12-13 sporcuyu verdim. Mayıs ayına bize çek kesti 3 milyon. Kiraya verdik yani istemiyoruz bu şeyi. Sonunda baktım Niyazi'nin çeki ödenmedi. Ne oldu dedi, telefon açtım. Ya dedi ki, senin sporcular birlik oldular, kazan kaldırdılar, bizi üçüncü lige düşürdüler. Dedim, çeki yırtıyorum, Niyazi Bey dedim, çeki yırtıyorum dedim. Aradan 10 sene geçti. İkinci ligde bir sene idare ettim ya, 96'larda filan. Çanakkale Spor tekrar ikinci lige çıkmış, biz de ikinci ligdeyiz Sakarya Spor olarak. Hanımımla beraber gelmiş tribünde, protokol tribünde. Oo hoş geldin, bilsen. Ben de hanımı çağırdım filan dedim. Yemek yemeden göndermeyeceğim sizi bu akşam. Hani hanımı da çağırdım, size bir ziyafet vereceğim dedim. Niyazi Bey de eşine. Ah Tuncel Bey dedi, bizim gitmemiz lazım böyle gün ağrırken dedi. Nasıl olacak? Ya bizim havaalanında ışıkları takılmadı dedi. Gündüz gözden gitmemiz lazım, bir uçak aldık dedi. Yani uçak almışlar. Bir fırfır uçak Yeşilköy'den binip Çanakkale'ye gidecekler. Hani yemek masrafından beni kurtardılar o akşam için. Yani hepsi güzel şeyler. Hakikaten spor insanları eğitiyor, medenileştiriyor. Şurada notlar almıştım ama sizi fazla şey yapmayayım. Ama unutamadığım şey var. Beni ısrarla çağırıyorlar. İstanbul Vergi Dairesi var Karaköy'de, 4 katlı. Hesap uzmanları kurulu orada. Bizim muhasebecimiz de Behçet Pektazol. Abisi de kurucularındaymış, demin öğrendim. Behçet abi de rahmetli oldu. Bizim resmi muhasebecimizi tutuyor ama hiç para almıyor. İhsan abi de kasayı tutuyor. Tuncer Tepe gelecek buraya demişler. Ben de kızdım yani, ne demek yani, bizden birisi gitsin baksın, ne demek beni çağırıyorlar falan. Hayır, ısrarla öyle dediler. Bir iki hafta sonra gittim. Şimdi kurul toplanmış, bir de koltuk koymuşlar oraya. Siz şuraya oturun dediler bana. İyi, yani sorguda gibi. Dediler ki, o koltukta geçen hafta Ali Uras oturdu, Galatasaray Başkanı. O koltukta Fenerbahçe Kulübü Razı Tırak oturdu, profesör. O koltukta Beşiktaş'ın Fahri Somer, hukuk müşaviri, o zaman Başkan Mehmet Üstünkaya, Fahri Somer gelmiş, oturdu. Sizi tebrik etmek için çağırdık dediler. Şu gördüğünüz kalın defter, böyle yaprakları siyahlaşmış böyle bakkal defteri dedi. Onlar dedi, ben demedim. Bakkal defterine benzeyen defter Fenerbahçe'nin defteri dedi. Şu Beşiktaş'ın defteri, şu Ali Uras'ın dedi, Galatasaray'ın defteri dedi. Bizim defter pırıl pırıl, sanki el değmemiş Behçet Pektazoğlu. İçeriğine de baktık dediler. Yabancı futbolcu sizde olduğu için yabancı antrenör. Kambiyo rejim var ya sıkı. Bir dolar için ağır cezaya gidiyorsun. Şu gün güzel defter de Sakaryaspor'a ait. Sizi tebrik etmek için buraya çağırıyorum. Bana ve Sakarya'ya ve Adapazarı'na bu güzel anları yaşatan, Allah rahmet eylesin, kasamızı tutan İhsan Ayhan 25 kuruşu hesabını yapan şak diye bir pusulayla yönetime gelirdi. Behçetli Pektazoğlu da bu işte, defterim falan. Yani ne çalar ne çaldırır, bu kötü bir laf değil.
Yani itimat çok önemli. İtimat çok önemli. Ben Sakarya halkına müteşekkirim. Hani yurt dışından falan gelirken şurada İzmit'i geçince 54 plakalı arabalar rastlarken içim kabarırdı. Yani 54 plakayı kendi şehrime gelirken içim kabarıyor. Ben Adapazarı'nı seviyorum. Adapazarı'nda doğduk, burada büyüdük, burada gömüleceğiz. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Bu güzel anılar, anekdotlar, bilgiler için Tuncer Tepe büyüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi 85 yılında hatırlıyorum. O her şey güzel giderken biraz tökezleme olmuştu. Tuncer abi de bizim gibi, Erkan Bey gibi manardı. Bizler bir daha anlamsız bir milletiz biliyorsunuz. Nur Oktan vali olarak gelmişti. Bizim derneğimize gelmişti. Yerel kültürden önce Irmak Derneği'ne 7 saat kaldı. 1 saat yine geldi. Gece ben geçirdim lojmana doğru giderken dedim ki Nuri Bey, bize manar derler. Şehrin yarısı Sakarya'nın manardır. Yerli Türkmendir. Biz ortalıkta pek görünmeyiz ama biz ne zaman başını sıkıştığınızda yanınızdayız. Bakmayın ortalıkta görmediğimizi. Memleketin sahipleri olarak. Evet, Tuncer Bey de gördüğünüz tavrını, aynı benzer bir tavrı şimdi Erkal Bey'den dinleyeceğiz. Erkal Başkanımızdan. Ben 86-87'nin kitabını da şurada işte, amatörce de olsa işte Sakarya Spor'un tek kitabı. Yazmıştı kardeşiniz olarak söyleyeyim. İnanılmaz güzel bir yönetimdi. Tuncer abinin yönetimi gibi Erkal abinin yönetimi de. Ne demek istiyorum? Kendisi Anavatan Partisi'nden belediye başkanı seçilmiş olmasına rağmen yönetimini hatırlıyorum. DSP'den İbrahim Taşkentler vardı, CHP'den Rasim Ergenler filan vardı. Yani şehrin dinamiklerini birleştirmek, başarının sırlarından biri olarak söylüyorum. Ve inanılmaz zor bir sezon oldu, Konya'yla çekişmiştik. Şimdi gerek yönetim, gerek transferler, zorluklar, o anılarla, anekdotlarla beraber artık söz Erkal Başkanımıza. Buyurun başkanım. Teşekkür ediyorum. Şimdi benim avantajlarım vardı, dezavantajlarım vardı. Ben yönetimi Hilmi Yıldırım abiden aldım. Aşağı yukarı takımın küme düşmesi kesinleşmiş. 2 maç kalmıştı. Son dönemde tabii takım çok profesyonel, iyi bir kadromuz var. Sözleşmeler bitmiş. 2 yıllık sözleşme. Ama o sene biliyorsunuz İhtilal kupayı alanın küme düşmediği bir yıldı. Bursa Spor ve Rize Spor'la 2 maçımız var. Bu 2 maçla ilgili bir sürü dedikodu, fitne, fesat dönüp duruyor. Biz de takip ettik tabii. Şehirle ilgili istihbari kaynaklar çok şey olduğu için. Bu takımların Sakarya'daki bazı adamlar vasıtasıyla futbolculara işte para gönderdikleri yolunda bir sürü iddia var. Aynen. Onlarla ilişkisi olan futbolcuları ben gönderdim o sene. Bu işlere tevessül edenleri takımdan uzaklaştırdım. Kalan arkadaşlarla beraber bu şeref namus meselesi oldu deyip onlara söz verdirttirdim. Soyunma odasında oldu bu iş. Ama tabii başarının ilk sırrı birlik beraberlik. Sakarya'da yönetime eğer talipseniz Sakarya ile ilgili herkesi içine almak zorundasınız. Dışarıda birisini bırakırsanız fitne fesat doğuyor. Dolayısıyla Sakarya'nın en büyük düşmanı Sakarya'dır. Bu gerçekten hareket ederek herkesi aşağı yukarı içine aldım. Tabii birçok sözleşmelerin çoğunu yeniledik. İkişer yıllığına yeniledik ama o arada Fenerbahçe kulübü bizim futbolculara o günlerde çengeli atmış. Sonra Oğuz'un röportajında ben bunları dinledim Oğuz'dan. Nezih ile anlaştım. Nezih ile o zaman 2 milyon lira para verdim. Nezih gitti tatile. Herhalde ilk maçımız Silivri falan tarafında olması gerekli. Nezih yok. Takıma gelmiyor. Bana haber gönderiyor. Beni Fenerbahçe'ye sat başkan. Bakın çok mert çocuktur ha Nezih. Girmiş birileri kafasına. Bu çocuğu Fener'e kazandırmak istiyor. Ben dedim ki seni
altın dökseler yere Fener'e falan vermem. Gelince nitekim üçüncü maç falan ya da dördüncü maç Nezih döndü geldi. Takımda oynamaya başladı. Ama Nevzat abi gibi bir antrenör var. Yani Nevzat abi çok iyi psikolojiyi bilen, takım oyunu konusunda özellikle bütün futbolcuları oynatabilecek esnafta bir adam. Yani hepsi baba gibi seviyorlar hepsi. Nerede kızacaklar, nerede şey yapacaklar, onlar adam eski takımı her şeyini biliyor. Biz Tuncer abiden iyi bir takım aldık. Yani onun kurduğu takımı ben devam ettirdim. Adeta benimkisi idameydi. Bir tek Kemal Yıldırım'ı aldım. Yani dışarıdan aldıklarımı hatırlıyorum. Sözleşmeleri şey yaptık. Biz dışarıdan, devletten, biz şimdi belediye olarak devlettik tabii. Öyle görmek lazım. Belediye imkanlarını kullanmışızdır. Yani nasıl kullandık? İşte bir otopark ihalesi vardı bizim. 14 tane firma geldi. Dedim ki onlara 58 milyon lira otopark fonumuzda para var. Kim ihaleyi alırsa 40 milyon lira gelecek, Sakaryaspor'a bağış yapacak dedim. Sonra makbuzları gelecek, ihale evrakını öyle imzalarım dedim. Hakikaten öyle yaptım. Maalesef şeyler aldı, kayalar aldı. Oradan bir 40 milyon lira para geldi. Arkasından Fenerbahçe Kulübü Büyük Aykut'a talip oldu. Gol kuralını istiyoruz diye bize baskı yapmaya başladılar. Baktım 75 milyondu o zamanın parası, hatırladım. Biz Aykut'u verelim, küçük Aykut ve bizim takımımız iyi, tölere edebileceğiz. 75 milyon lira da oradan geldi. Yaklaşık 250-300 milyon liraya yakın kendi yönetimden para topladık. 500 milyon lira civarında bir bütçeyle biz o sene şampiyon olduk. Ama tabii bu arada bize intikal eden büyük efsafta borç yok. Tahmin ediyorum 53 bin lira dolayında bir Hisarbank borcu var. Bize düşen kısımdan ödemişiz, başka bir borcu yok. Ödemeler konusunda bir sıkıntı yok. Yani hem deplasman... Ha, doğrusu mu? Yani senin kardeşi şeyde yönetimde. Bir kardeşi de yönetimde bizim. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ama oldu yani maalesef işte. Tabii bir başka konu daha var. O da yani Sakarya çok ilginç bir memleket. Yani Sakarya'nın genetik haritası spora ve sanata uygun kişiliklerin yaratılması için çok mümbit bir arazi. Yani aşağı yukarı herkes var. Memleketin belirli bir kültürü var. Bu kültür içinde hem spor için genetik olarak hem de kültürel olarak sanat için de bence aynı şeyi söylerim. Sadece spor değil. İşte Adapazarlıları, Sakaryalıları bir araya toplayıp arkada bir belediye desteğiyle biz gittik. Tabii rakibimiz Konya. Konya şimdi siyasette ağır. Hem parası çok. Her maça 50 milyon lira parayla geliyorlar. Her gece rüşvet teklif ediyorlar. Bak burada söylüyorum bunları. Bazı maçlara gidiyoruz. Yani ilginç ilginç olaylar yaşanıyor. Kırıkkale, Kırklareli'ne gittim. Adamlar, ben şimdi şeref türbünde oturuyorum, adam arkadan bağırıyor. Senin diyor pavyonun varmış. İşte paraları yediriyormuşsun hakemlere falan. Bir şey diyecek ya. Arka tarafta Konyalıları görüyoruz. Karşı takıma bakıyoruz. Yarısı başka oynuyor, yarısı başka oynuyor. Yani söylemek istediğim, bu sene çok dişli bir mücadele oldu. Biz ilk yarıyı ikinci bitirdik. Birinci değildik ilk yarıda. Yani Konya bizden bir puan önde bitirdi bildiğim kadarıyla. İşte Ankara'dan tehditler geliyor işte malum. O zaman Keçiciler de ANAP içinde çok üstün bir şey. Arada bir vali böyle bir şeyler yapmaya başlıyor falan. Sonuçta biz direndik. Direndik. Sonunca avarajla şampiyon olduk. Takım iyi. İyi futbol oynuyor. Arkadaşlık birbirini tanıyorlar. Futbol konusunda bir sıkıntımız yok. Ama en çok zorlandığım konu bir 4-0 yenildiğimiz Kuşadası işi var. Hı. Tam bir şey. 4-0 yenildik şampiyon olduğumuz sene. Kuşadası'na deplasmana gittik. Takımın yarısı ishal. Bizi soktular bir okul bahçesine. Stat falan yok. Engin Berberoğlu diye bir adam belediye başkanı. Hı. Yemediğimiz küfür kalmadı. Yani şimdi Sakarya öyle böyle medeni yerdir yani. Yani nasıl Ankara'ya gittiğimi oradan bilmiyorum yani arkadaşlar.
Ama giderken o belediye başkanını buldum. Engin Adapazarı'na gelmedi. Gelemedi nitekim yani. Çünkü çok hakaret ettiler. Yani biz de hırslandık. Sonra sahada bunu bir şekilde intikamını aldık. Öyle söylemek istiyorum. Tabii Konya çok büyük bir vilayet. Son maçlara doğru özellikle hatırladığım çok önemli olaylar oldu. İşte naklen yayın arabasının kablolarını kestiler. Son maçta. Sahanın içine horoz attılar, tavuk attılar. Yani geç başlayacak da Sakarya gol atınca onlar da gol atacak gibi bir şeyler. Valla bize yardım etti o sene. Bir hafta sonra adamların valileri öldü. Kulüp başkanını hapse attılar arkadaşlar Konya'nın. Öyle hatırlıyorum yani. Tamam, yani Süleyman Çınar o da öldü. Öyle mi? Allah rahmet eylesin diyelim. Yani öldü. Böyle bir garip bir seneydi o sene. Sakarya şampiyon oldu. Ertesi sene de kupayı aldı tabii. Ama yani şunu söyleyeyim. İlk yarı Sabri Küçük genel kaptan Enver Şükür babam itiraz ediyor. Bu Sabri iyi yapamıyor ben yapayım diye. Bu Sakaryalılar öyle dengede de top tutmak lazım. Dedim ki Sabri sen çekil. İkinci yarı Enver'i yapalım genel kaptan. Hakikaten Enver Şükür'ü yaptık. İki hafta sonra geldi ya ben bu işten vaz mı geçsem diye. Yani dışarıdan adamı tenkit etmek çok kolay. Ama bir de bazı tipler var futbol kulüplerinde. Futbol kulübü iyiye giderken ekiple gidecekler, otellerde kalacaklar, otobüsün önüne oturacaklar. Böyle tipler vardır her dönem. Tuncer abi daha iyi bilir o tipleri. Yani Adapazarı çok ilginç bir yer. Şimdi mesele bence futbol kulübünün şampiyon olması. Taraftar şampiyon bir takım istiyor. Ama en büyük şeyimiz, sıkıntımız kurumsallaşma dediğimiz modelde biz yıllardır başaramadığımız bir şey var. Yani Sakaryaspor Kulübü'nün daha profesyonel bir yapıya, organizasyona kavuşturulup sabit gelirlerle bu işin garanti altına alınması lazım. Biz hala başarmış değiliz. Belediyenin yardımına muhtacız. Veyahut bir takım yerlerle, siyasi güç desteklerle götürebiliyoruz. Yanlış tarafı bu işin bu. Şimdi hep hatıralardan bahsediyoruz ama o zaman da bizim için zorluktu. Belediye arkamızdaydı falan filan. Şu anda da zorluk bu. Yani Sakaryaspor AŞ olarak kuruldu. Sakaryaspor AŞ niye kuruldu o zaman? Yani kamu ihaleleri, ticaret yapması amacıyla ve para kazanması amacıyla kuruldu. Yani futbol takımını desteklemek maksadıyla kurulan profesyonel bir şirkettir o. Ama Sakaryaspor AŞ'nin ben şimdiye kadar hiçbir ihale ya da iş aldığını görmedim. Yani kuruluş amacına aykırı bir yapılanma var gibi geliyor. Asıl şey Sakaryaspor'un sabit gelir kaynaklarına ulaştırılması gayesi son derece önemli diye düşünüyorum. Yani sonuçta altyapıdan iyi bir yapı kurarsanız oradan bize futbolcu geliyor. Geliyor ama bugünkü Türkiye Süper Ligi'nde ki futbol artık bir normal futbol olmaktan çıktı, bir gösteri endüstrisine dönüştü. Çok büyük paralar var. Yani bunların karşısında mutlaka bir tedbir alınması lazım. Sağ olsunlar Sakarya'da birçok grup bununla ilgili bir takım çalışmalar yapıyor. Yani şu anda söylemek istediğim şey Sakaryaspor konusunda kalıcı bir stratejik planlama yapmak gerekir diye düşünüyorum. Yani 3 sene sonraki hedefimiz ne olur, 5 sene sonraki hedefimiz ne olur gibi bir çalışma yapılması lazım gelir diye düşünüyorum. Tabii hatıralar çok. Konya'ya gittik. Orada 2-2 berabere kaldığımız bir maç. 2-0 galibiyetten 2 beraberliğe gittik. Adeta harp oldu arkadaşlar. Yani çıkarken Konya'dan ben hatırlıyorum 32 tane ben belediye otobüsüne cam taktırdım belediye olarak. Hepsi camları kırık geldi buraya arkadaşlar. Yollarda dünya kadar lokantaya ben yemek parası falan ödedim. Sırf Sakarya'nın itibarını kurtarabilmek için. Yani hep iyileri konuşuyoruz, hep nostaljiyle falan söylüyoruz ama bir de bu işin ters tarafı var. Yani bu bizim taraftarımız geçen haftaki maçı gördükten sonra cidden gurur duydum Sakarya'yla. Hem Türkiye Spor kamuoyuna çok önemli mesajlar verildi bu yeni statta dostluk, kardeşlik ve spor centilmenliği konusunda. Ama altyapının, yani altyapı derken taraftarın mutlaka kontrol altında tutulması lazım.
Yani şunu işte söylemek istiyorum. Sakaryaspor'un yeni bir yapılanmaya ihtiyacı olduğunu görüyorum. Bununla ilgili teknik seviyede bazı çalışmalar yapılması lazım ama bunu da bir türlü yapılamadığını da görüyorum. Tedbir olarak aklımdan geçeni gene burada da söyleyeyim. Yani Türkiye'de çok büyük, Sakarya'da çok büyük bir kuruluş var. Adı Saski. 450 bin tane ve 500 bine yakın abonesi var. Yani önemli şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Yapılanma konusunda acaba şirketleşme doğru muydu, değil miydi? Efendim belediyenin bel taşındayken Sakaryaspor'un yapılanması acaba yanlış mıydı, değil miydi? Bunları hep tartışmak lazım. Ama Sakaryaspor'un geleceğiyle ilgili bir planlama ihtiyacının, yani biz yarın öleceğiz, gideceğiz. Bir sürü şey yaşadık. Ama devam etmesi ve kurumsallaşması için alınması gereken tedbirler var. Bu konuda ihmal göstermemek lazım gelir diye düşünüyorum. Şahsi dostluklarımız var. Eski futbolcularımızla görüşüyoruz, arıyorlar, soruyorlar, Allah razı olsun. Başarısızlıklarla beraber görmek lazım. Şimdi herkes anlatır. Biraz konumuzun dışına çıkayım ben de. İşte Çanakkale'de harbi geçittirmedik düşmanı. Kardeşim 13 Kasım'da 1918'de değil mi aynı dönem oradan kurşun atmadan geçti. Kutulamare'de 18 bin kişiyi esir aldık. 6 ay sonra Musul'la Kerkük'ü verdik. Yani gerçekten yöneticilerin artıyı eksiği beraber görmesi, objektiflikten uzaklaşmaması lazım. Sakaryaspor'u seviyoruz. Bizim aşkımız, idealimiz ama gelecekle ilgili tedbir almayı beceremezsek 3 yılda bir, 4 yılda bir aynı hüsranlara yine uğrarız diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bunlar ama siz bir soru sorarsanız ben de cevap veririm. Bir daha. Bir düzeltmeyle başlayalım. Ali Sami Alkış anılarında anlatır. Tahsin Kaya başkan olduğu zaman diyor, röportaja gittim seçildiğine 3 gün sonra. Öyle olur ya, genelde başkanlara gidilir, gazeteciler. Sordum diyor, dere ağzı tesisleri haberi yok. Bilmiyorum. Bir ara diyor şüphelendim. Bilmiyorum. Takımın en çok hangi oyuncuyu beğeniyorsunuz? Selçuk Yula diyor gol krallığına gidiyor. İlyas Tüfekçi de yıldızı diyor o dönemin. Hani onları söylemesi lazım. Evlat dedi diyor. Ben Geyve'den geldim. Ağaç işlerinden anlarım. Ben hiç futbolu, ne tribünü biliyorum, ne futbolu biliyorum, ne Fenerbahçe'yi biliyorum, ne dere ağzını biliyorum. Evlat, dün bir, bugün iki, ya öğreneceğim bunu, acele etme. Hepsini dedi diyor. Aynen. Öğreneceğiz, acele etmeyin. Aynen doğru. Şimdi Tuncay abim az önce ben lokantada para verdim, sonra başkan oldum diye şimdi o günleri hatırladım. Ben de bilmiyordum dedi. Şimdi o yanlış Aykut meselesini bir tarihen tavsiye ederim, düzeltelim. Öyle bir şey mümkün değil. Mümkün. Tıncar abi mümkün dedi, o da olabilir. Kostik Mustafa burada, hatırlayacaktır. Anlatırım. Eyvallah. Şimdi Aykut, küçük Aykut, ben askerden izine gelmiştim. 1 Temmuz'da Tuncar abi Özcan'ı, Tavşan Mustafa'yı, Sinan'ı eseri almıştı. 84'ün 1 Temmuz'undaydı o zaman. Öyle olurdu. 1 Temmuz'da yapılırdı transferler. 3-4 tane de böyle genç oyuncuyu transfer etmişler. Ben de izine gelmiştim 4 gün önce, kısa dönem askerden, Denizli'den. Kanada asker arkadaşım. Spor servisinden gittiğim için hukukum, ilişkim var onlarla. Rahmetli Hüseyin Komite, Allah rahmet eylesin, dedi ki spor, Sakarya Gazetesi spor müdürü o zaman. Ya şunları da sen al dedi, çoluk çocuk gençler var böyle yeni, hani umut vaat edenlere imza attırılır ya. Böyle biraz irice kafalı, yüzü biraz küçükçe, değişik bir tip var, bunu da sen al dedi. Yanında da kel kafalı biri var, böyle sakallı falan. Ya bu çok büyük futbolcu olacak ileride diyor. Dedim adın ne, yani ben de alayım, işe yarayalım orada diye. Aykut Kocaman dedi. Aykut Kocaman bir, o da şey, daha sonra Sakaryaspor'un başkanı olan bizim Erdal yani. Sonra onunla da arkadaş olduk. O yanındaki akrabası da o zaten. İşte biraz pazarlamaya çalışıyordu. Hakikaten adam boy kırılıyordu. Doğru dediği. Şimdi bir o dönem başlangıçta çıkartılamamıştı. Devrede Ercan Hoca abi ikinci başkandı hatırladığım kadarıyla. Ercan abinin de abazalık akrabalı falan girdi işin içine, çıkartıldı.
Ekrem Karaberber filan işin içine girdi. Ligin son 3 haftası bir Kocaeli maçıydı zannediyorum. Burada 15 dakika koydular. Malatya maçının son 15 dakikasında onun meşhur bacak hareketi vardır. Sağ ayakla geçer, sol ayağını topuyla götürüyor. 3 kere yaptı, tribün bir ayağı fırlattı, sonra yol açıldı gitti. Yani o dönemde Aykut daha yeni çıkışa, küçük Aykut yeni çıkışa başlamıştı. Büyük Aykut gol kralıydı ama. Buyurun Erkan Başkan. Şimdi bir şey daha söylemem lazım. Yani küçük Aykut'un en önemli vasıflığı ceza sahası içinde müthişti. Yani büyük Aykut da plasenin Türkiye'de kralıydı. Tabii. Yani şunu söylemek lazım. Sakarya'nın bir gücü daha var. O da İstanbul'da ve Ankara'daki gücü. Biz şimdi Erol abi hatırlar. Sakaryaspor'da evet. Sakarya'da birliği sağladık ama gece yaptık. Geceler yaptık. İstanbul'da gittik. Spor Yazarları evet. Derneği'nde spor yazarlarına yemek yaptık. Şimdi Konya ile çekişiyoruz. Bütün spor yazarlarını kendi yanımıza çektik. Konya'yı istemiyorlar. Çok uzak kalıyor onlara gitmek. Dolayısıyla Sakaryaspor'a meyal bir basın hazırladık. Aynı şey Ankara'daki bürokrasi için de geçerli. Yani toplu vurdukça yürekler diyor hani Mehmet Akif. Sakarya toplu vurursa yüreği aşamayacağı hiçbir güç yok. Ama bütün mesele o toplu vurdurtmak. Bütün yöneticilik başarısı burada. Yani hala o resimler bendedir. O şeyle ilgili. Sakarya'nın mesela önemli spor adamları da var. Bugün birçok Sakaryalı spor yazarı ve şey adamları var. Sakarya sadece siyasetten güç almıyor. İnsan kaynağından da yetişmiş elemanlarında azami faydayı sağlamak üzere her türlü şey yapabilecek konumda. Ama dediğim gibi birbirine düşüttürmemek lazım. Evet, bütün ince çizgi burası. Ben teşekkür ederim. Bir şey varsa sorunuz. Şu... Tuncer abi zannediyorum Aykutlar doğru düzeltecek hangi Aykut? Düzeltelim. Belgelensin istiyorsun. Şimdi Fenerbahçe ile maç yaptık. Şükrü Saracoğlu stadında. Alişen filan yönetim oturmuş. O Şaban Kalkavan filan olduğu sene. Böyle oturmuşlar. Ben de buradayım şöyle oturuyorlar. Alişen oradan bir sataşma yaptı. Tuncer filan dedi. Galatasaray prim göndermiş Sakaryaspor'a falan dedi. Şimdi tabii ben öfke kontrolünü pek yapamayan bir insanım. Aniden parlayıp küfür müfür ederim diye. Dedim ki Rauf'u çağırın. Rauf nereden soyunmadı? Gelsin buraya falan dedi. Şimdi Rauf cevap versiniz. Geldi. Rauf'a da bağırarak söyledi. Rauf bak ne diyor Ali abin dinle dedim. Şimdi Rauf tabii çocuk. Dedi ki Sakaryaspor'a para verecek adamın, verdim diyen adamın da bastı kabatayı. Ama bunu ben yapsam tabii ortalık toz duman olacak. Şimdi son 15 dakikada o gün Büyük Aykut yok. Son 15 dakikada şeyi koydu, Küçük Aykut'u koydular takıma. Küçük Aykut'un da bize gelişini şöyle hemen özetleyeyim. Kabataş'ta benim bürom var. Yanında Altı Mızrak Kulübü var. Bizim Doğançay'dan, Boğazköy'den Abaz'a bizim damadımız var, kız kardeşim Bey'i. Onu göndermişler. İskenderun'a bakıyor, geldi. Tuncer abi, bu çocuk futbola falan meraklı. Bizim Doğançaylı komşular diyor ki, Tuncer abi bunu alsın. İyi, alalım dedim. 125 liraya aldım. 125 TL. Yani maksadı Sakaryaspor'a gelmek Aykut'un. Araya aracılar sokmuş falan. Ta İskenderun'a bizim damadı getirmiş. Yani Aykut iyi bir çocuk. Bütün yönetim Aykut 1-2 atraksiyon yaptı. Tabii 1-0 yenildik yani gol mol atmadı. Ama Aykut biliyorsun atraksiyon yaptı. Hepsi birleşmişler. Tabii o sene de Aykut Yiğit gol kralı. Yani orada yok takıma formadı ama yönetim şimdi bana doğru döndü. Ya Tuncer Bey bu Aykut bu mu filan dedi. Ben de hayatta yalan söyleyemem şimdi. Aykut o değil. Yani gol kralı Aykut değil. Şimdi kafamı böyle eğdim. Hani hafif evet de anlaşıldı, şey de anlaşıldı. O sene küçük Aykut yerine Aykut Yiğit'i aldılar. Bir başka emeğiyle yani, oldu. Sarıyer Kulübü Başkanı Erdal Aksoy bana telefon etti. Sarıyer de istedi. Büyük Aykut'u tabii. Yani bu işler oluyor. Onlar futbol uleması ya, Alişen ve şürekası. Onlar da hata yapabiliyor.
Ben futboldan anlamıyorum. Anlayanlar hata yapıyor yani. Evet. Evet, biraz da soru alalım isterseniz. Bu arada Kostik Mustafa burada. Zannediyorum Necdet'te işte koşu yapıyorlarmış Kıraş. Bizim Mustafa şimdi 112 kilometre falan koştu Fenerbahçe. Gene beraber kaldı akşam 112 kilometreyle ama eskiden biliyorsun bu kadar yoktu diyorsunuz. Bizim Mustafa iki kişilik koşardı. En son demiş ki Mustafa dur bıraksam ta Uludağ Bursa'ya kadar koşacaksın yeter dur diye. Mustafa o zaman da 1,5 kişilik koşardı değil mi Mustafa? Evet şimdi birkaç da soru alalım ondan sonra bitirelim. Sorusu olan var mı? Her şey anlaşıldı galiba. Necmettin Başkan. Ya, anılardan böyle Farah abi mesela ben anılardan olabilir birkaç sürede. Hani daha iyi olur. Hem kayıt altına alınması anlamında. Evet. Anılardan o zaman Erkal Başkan'la başlayalım. En son onlaydı. Unutamadığı bir maç soralım. Valla ben şampiyon olduğumuz maçı unutamadım. Yani biz herhalde Anadolu Hisarı'ydı. Son maç. Burada bir İstanbul takımıyla oynuyorduk. Üsküdar Anadolu. Üsküdar Anadolu'ydu. Biz yendik ama Konya'dan bir sürü haber gelmiyor. Maçın kaç koş olduk? Şampiyon olduk mu olamadık mı? Aynı puanla gidiyor. Avarajlı olduk zaten şampiyon. Puan farkı yok. Yani oraya ara cevap yok, buraya ara cevap yok. En son ya jandarma telsizi ya buradaki emniyet ya, tabii, oraya aradı. Oradan telsizi öğrendiler öyle geldi abi. Bir de bizi yapanlar vardı, tehdit edenler vardı devlet ricalinden. Şampiyon olduk, o seyirci tabii tel örgüleri yıktı, sahaya doldu. Bizi tehdit edenler hemen omuzlara çıktı. Bir baktım kulübe gitmişler, kulübün oradan bir de halka hitap ediyorlar. Bak hem bizi tehdit yapıyorlar, Ankara'dan onlara baskı geliyor. Hem de öne düşüp kendilerine göre kurnazlık yapıyorlar. Yani böyle bir anım var ama Anadolu maçında işte o sizin bir fotoğraf gösterdiniz ya. O fotoğraf o fotoğraftır. Yani kalp krizi geçirebilir insan. Maç bitmiş. Karşı taraftan şey yok. Mesela Nevzat Güzelırmak'tı onların antrenörü hatırlarsanız. Bir de Musa mı İsa diye bir futbolcuları vardı. Evet. Sonradan bir rabıta oldu. Nevzat Hoca'nın kafasında radyo kırmışlar o maçta. Yani tribünden atmak suretiyle. Çok rahatsız, yani kalecileri vardı İrfan. Tarsus İtman Yurdu'ndan Konya'ya gitmişti. Kalecilerini ilk yarı hastaneye gittiler. Konyalılar hastaneye gitti. Kendi kaleciler. İnanmaz kimse. Yani o kadar harareti yüksek. Adeta İstiklal Marşı olacak şeylerdi. Mesela burada da söyleyeyim. Konya'dan garibanın bir tanesi un getirmiş Pekinlere. 42 plaka. Çekişme var. Adamın kasasına binmiş 20 kişi. Adam korkudan tir tir titriyor. Çekiyorlar oraya gidiyorlar. Telefon geldi bana. Ya abi bizimkiler Konyalı bir kamyonun üstünde şehir turu atıyorlar. Gittim ben kamyonu yakaladım indirdim milleti işini. Adam elimi öpecekti. Abi Allah razı olsun, canımı kurtardın diye. Yani bu tür nahoş şeyler de var. Mesela bir hatıra daha var. Ramazan ayı, Çanakkale'ye yenmişiz. Geldik buraya, 5000 kişi herhalde vardı. Ben Yeni Cami'den merkeze kadar omuzlar üstünde gittim. Tabii Ramazan ayı olunca millet de kutlama yapıyor. Eve geldim, telefon. Hacı annemizin bir tanesi arıyor. Oğlum ben namaz kılacağım, Kur'an okuyacağım. Sesler şey yapamıyorum. Dedim ki nene ben şimdi dışarı çıksam bunlara susun desem bunlar beni de dinlemez. Ya dedim kapa orayı burayı ya sen niyet et Cenab-ı Allah kabul eder dedim. Ne diyeyim başka? Böyle çok özel anılar da var tabii. Ama söylüyorum yani o zaman şey yoktu. Taraftar bu kadar örgütlü değildi. Gruplar vardı. Grupların içinde durumu sağlayan abileri vardı. Şimdi biraz daha örgütlü taraftar. Yani daha organizasyonları daha güçlü gibi gözüküyor. Dediğim gibi Çağrı Erdoğan'ı hatırladım şimdi. Bir de bizim bir amigomuz var. Çağrı değil miydi? Bir de Metin vardı kalbimizde. Çağrı'yı söyleyeyim. Adamın 11 tane çocuğu var. En büyükleri imam. 17 olmuş. 17 mi olmuş? 17 olmuş.
Ya Mithat Paşa Mahallesi'nden geçeceğim, fırıncı yolumu kesti. Dedi ki abi bunun çok ekmek borcu var. Ben alamıyorum, ekmek paralarını ben ödediydim. Hatırladığım kadarıyla. Sonra adamı piyango çıktı. Hatırlıyorsun değil mi? Önce hanımı değiştirdi galiba. Öldü hanımı da. Sonra başka bir şey yaptı. Bir karpuzcu vardı, bir tombik miydi o? Neydi onun adı? Orhan mıydı? Tombik diye Metin bir arkadaş vardı. Metin. Şimdi amigolar böyle çoktur ama eski saadetini hatırlıyorum mesela. O, ben çocuktum. Mübaşir. Tahta türbünlerde. Mübaşir. Heh. Saadettin faytonla sahanın içinde tur atardı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bir maçta koşarken farkında değil. Alkol de almış. Şortu düştü mü aşağı? Millet bağırıyor. Şortu çek. O duymuyor. Çok affedersin her şey mi? Duyamadık abi. Yani Sakarya Şehir o zaman toprak. Amigo Saati abi koşarken maçtan önce piste tur atıyor. Hafif de alkollü. Mayıs ayıydı. Hava da sıcak. Şortu aşağı düştü. Farkında değil. Bütün stat bağırıyor. Saati abi şortu çek. Şortu çek. O duymuyor. Yarım sahayı tur etti öyle. Fark edene kadar. Fark edene yani kadar. Şimdi spora çok uygun sahalar oldu. Teşekkür ediyoruz öncelikle bu sahaları yapan merkezi hükümetten özellikle. Eskiden aracöz girerdi şeye. Evet, aracöz ıslatırdı o tozları. Öyle top oynamaya çıkıyordu. Ben Sakaryaspor'un eski maçlarını hatırlıyorum. Rahmetli Fikret, kaleci Fikret'in ayakkabıyı... Kimi kovalıyordu abi? Soğanın içine Muammer'i mi? Muammer'i böyle bir tur. Hakem de arkalarından kovaladığını Rıfkı, hatırlıyorum. Rıfkı'yı kovaladı. Rıfkı mı kovuyordu? Yani çok ilginç adamlar vardı. Şimdi hatıralar bir, çok. Bir anımı anlatayım. Şimdi kaç sene futbol oynadı Mustafa. Yarım saat, bir saat evvel Sarı İhsan'dan bahsetmiştik ya. İlk sene takımın kafir otobüsüyle Adana'ya gittik. Maç oynanıyor. Havada şey, çim değil sağ, Adana sahası o yıllarda. Çamur sağ. Foul kazandık. Frikik atılacak. Topun başına İhsan geldi. Bilmiyorum sen bu kadar yıl futbol oynadın, böyle bir şey başına geldi mi? İhsan topu dikti. Gerildi, bir vurdu. Şöyle ayağına bir baktı. Ayakkabı gönderin dedi. Futbol ayakkabısını patlattı adam. Ben hiç hayal bu kadar yani yüzlerce maç seyrettim. Topa vurduğu zaman kramponun patladığını bir tek İhsan'da gördüm. Hiç unutmuyorum. Şimdi Sarı Muhammed abinin İhsan'la bir hikayesi var. Orhan Camii'nin oradaki Aslan abinin orada oturuyoruz. İhsan Beşiktaş'ta o zaman. Ya dedi ben dedi karşı takımda oynasam ki sahada gattardı şey Muhammed abi. İki tane ayak kırmışlığı var onun futbol hayatında. Karşı takımda İhsan olsun dedi. Ben de gene savunmacıyım. İhsan gelsin dedi. Frikik'te topun başına dedi. Teknik direktör veya antrenörüm dedi. Benim dedi 3 maç takımdan keseceğini bilsem dedi. Şeyde durmam dedi. Barajda durmam dedi. İnanın dedi. Kafaya gelsin ölürsünüz dedi. Yani bunlar çok enteresan hikayeler Sakaryaspor futbolcuların içinde. Sakaryaspor'da bir de çok enteresandı. Fenerbahçelileri aldı Tuncer abi getirdi. Şimdi biz Yeralı hayatımızda hep Eskişehirspor'da, Fenerbahçe'de milli takımda hep sol bek olarak biliyoruz. Başka ikinci bir yerde oynadığını ben hatırlamıyorum. Neyse hazırlık maçları falan oynanıyor. Ben stada gittik. Yenal sağ açık oynuyor. Allah Allah diyoruz ya. Necdet abi ne yapıyor? Yılların sol beki sağ açık oynatıyor. Ve ısrar etti. Mustafa da iyi bilir. Biz şampiyon olduk. 23 golle ikincilik gol kralı oldu Yenal. Düşünün yılların sol bekini sağ açık yaptı Necdet abi. 23 golle de gol kralı oldu. Çok enteresandı. Çöp gibi gözükür. Mustafa da aynı bölgede yıllarca top oynadı. Kendinin iki misli adamı o kadar güzel foul yapar ki ne hakem ne seyirci kimse görmez. O kadar yani dört dörtlük bir profesyonel futbolcuydu. Erol abi bu bizim Brezilyalı futbolcular kimdi? Valdir mıydı neydi? Valdir'la Tebai. Yani belki Türkiye'deki ilk Brezilyalılardır. İkinci ligde ilk Brezilyalı oynatan
Sakaryaspor'dur. Bende resimler var, göstermiştim. Oturumdan önce. Şimdi tabii rahmetli Ziya Konuk, Deve Ziya abinin Türk futbol camiasında çok çevresi vardı. Tuncel abi de bilir. Namık Selik, yani Milliyet Gazetesi'nin duayen spor servisi müdürü, Ziya abinin iyi dostuydu. Molnar denilen bir Macar antrenörü vardı. 3 sefer geldi bizim çocukluğumuzda, delikanlımızda Fenerbahçe'ye. 3 tane şampiyonluk yaptı. 3. dönemiydi. İkisi, biri siyahi, biri beyaz tenli. Fenerbahçe'ye geliyorlar. Molnar beğenmiyor. Fenerbahçe yönetimiyle arası çok iyi. Namık Sevi'nin. Ziya abiye telefon açıyor. O zaman Royal'in yemek işletmeciliğini yapıyorlar. Ya diyor, böyle böyle geldi, benim gözüm tuttu ama diyor, onlar beğenmedi diyor, şunları alsanıza diyor. Neyse alındı. Yalnız o beyaz olanı, Tebai, herhalde kendi kalitesini biliyor. Biz de baktık, süper bir sol ayak. Bir madde koydurmuş o zamanki yöneticilere. Bana resmi maçlar sezon başlamadan evvel Avrupa'dan teklif gelirse ben bedava göndereceksiniz diye. Ve hakikaten öyle oldu. Resmi maç oynamadan İspanya'ya gitti. Valencia'da La Liga'da oynadı. Valdir kaldı. O yıl Ziya Konuk, Deve Ziya abimiz genel kaptan olmuştu. 67-68 sezonu. Çocuğun kısmetine bakın. Bir de deprem oldu Temmuz'da. Ses sinemasının Çarşı Caddesi'ndeki bahçesinde çadırlar kuruldu falan. Orada yatıyorlar. Neyse ligler başladı. Çocuk güzel, fena değil. Afyon'a maça gittik. Lapa lapa kar yağıyor. Ben de o soyunma odasının koridoruna gidiyorum işte, Ziya abi tanıdık diye. Çocuğun hüngür hüngür ağladığını gördüm. Hayatında kar görmemiş. Hava -5, -6. Önüne arkasına gazete kağıtları. Ziya abi diyor ki, fazla sürün kapsülümü diyor, bunun her tarafında diyor. Yemin ediyorum Ziya abi böyle ittire ittire sahaya soktular çocuğu. Ya beni bırakın demiş sonra, sezon bitince ben demiş alışamayacağım buraya, öyle gitti. Yani ilk, ikinci ligde ilk Brezilyalı futbolcu olarak Sakaryaspor'dur. Evet, şimdi Taşertepe'li anılara geçerken onun döneminden, benim de 45 yıldır Sakaryaspor izleyicisi olarak unutamadığım maç 1 Kasım 1981 tarihli pazar günkü maçtır. O gün iki amcaoğlu, tabii o zaman hatırlarlar, bizim kuşak erkenden gidilir. Stadın önünde bilet almak kolay değildir, kuyruğa girdir. Çok güzel tükürük köftesi olur. Onu hala özlüyorum o günleri. İçinde et var mıdır yok mudur bilmiyorum ama muhteşem bir lezzetti. Hatta bir maçın devre arası Kostik Mustafa bana köfte ısmarlamıştı. Basın mensubuyken, hatırlıyor musun Mustafa? Çok güzel, lezzetli olur değil mi onlar? Bol soğanlı böyle, dumanı mumanı biterdi böyle. Ne kadar lezzetliydi. Yani evet, hala özlüyoruz. Gittik, amcaoğluyla o gün buluşamadık. O gün Tuncer abinin birincilikteki ilk yılıydı takımının. Aykut'un Eser, kaleci Eser'in soluna, dibe çok iyi, sağ yanın içiyle muhteşem bir plase yapardı, şutlar gibi. Türkiye'nin belki gelmiş geçmiş en iyi penaltıcılarından plase penaltıcılarından. Plase Çukurla bunu çok iyi yapardı. Ülkeye belediye bir köşe yapmış oluyor. Mustafa Zülfü'nün bilmiyorum. Sabri Hanım okulu. O maçtan sonra o gün meğer amcaoğlu evet, doğum yaptığı bak, için işi gelememişti. Aykut gelecekti, şu anda buradan bilmiyorum. Adı ya? Aykut Kondo o gün. Türkçe çocuğumuzu, şimdi matematik öğretmeni. Yani 10 tane çavdalı olan bir matematik öğretmeni. Biliyorum ya, bizimkiler o değil mi? Çok başarılı bir matematikçi oldu. Ve eve gittiğimde de kan kanseri olan kardeşim Ufak'a ben almıştım o gün. Bizim için böyle biraz hem senin için hem trajik bir gündür. Evet, bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Bütün şu anda da kombine Galatasaray kombinesi olan bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Bütün Sakaryaspor Galatasaray maçlarına elbette ki Sakaryaspor'uyduk ve o gün Galatasaray'ı 1-0 Aykut'un penaltı golüyle yendiğimiz hayatımın en güzel gollerinden biridir. Şimdi o dönemden unutulmaz maçlar, anılar, belki hangi maç, hangi gol bilmiyorum, Tuncer Başkan'a soruyorsun. Teşekkür ederim. Biliyorum. Birinci lige çıktığımız zaman ilk Trabzonspor bize geldi. Bir baktım, bizim tribünlerin yarısı kadar Trabzon seyircisi var. Devre arasında indim yavaşça sahaya, kendim yavaş gittim, yaklaştım. Bunlar kim böyle diye.
Baktım kimisi kasketi aşağı indiriyor. Gürtaş İsmail abi. Aa, tanıdık yüzler. Karaş timinin Karadeniz sporlarının Karadenizleri. Bizimkiler. Aradan bir veya iki sene geçti. Kaç olduğunu trafik kazasında Mustafa bilir. Kardeş. Tahmin ediyorum. Viyana'da bir petrol toplantısındaydım. Bizim takım Sakaryaspor Trabzon'da Trabzonspor'la oynuyor. Ama gene de bir mola verelim dedim. Odaya çıktım otelde. Otelin lobisinde oturuyoruz. Odaya çıktım. Adapazarı'na telefon açtım eve. Dedim ki ne oldu Trabzon maçı? 2-0. Vay. Bilmem ne biraz da şey yaptım sen. Yenildik zannettim. Meğer Trabzon'da 2-0 yenmişiz. Ya yendik mi doğru? Kızım ve oğlum zaten 6'şer 7'şer yaşında dediler ki televizyon karşımızda baba. Yendik dediler 2-0. Şimdi ondan sonra ilk içeride Trabzon bize deplasmana geldiği zaman artık Trabzon tribünü artık kurulamadı. 2-0 orada yendikten sonra. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Son olarak Erkan Başkan'a söylemek istediğiniz bir şey? Yok, teşekkür ediyorum. Benim için ilginç bir akşam oldu. Tanıdıklarımı, dostlarımı gördüm. Çok memnun oldum. Bu toplantıyı düzenlediğiniz için herkese, bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Erol abi. Yok, çok güzel bir gece oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Tanışar Başkan. Balık ancak suda yaşar. Bizim gibi insanlar da böyle topluluklarda yaşayabiliyor. Şu geçirdiğim, aldığım nefesler benim için ömrüme ömür kattı. Teşekkür ediyorum hepinize. Evet, bir Meci sohbetinin daha sonuna geldik. İkincisiydi bu. Her ayda bir yapıyoruz, biliyorsunuz. Efendim? Tabii. Önceden başlamıştır, altın anda başlamıştır, birebir başlamıştır. Yöneticiler kendi basiretsizliğini, kendi beceriksizliğini yanlış aykut verdiniz diye bize yüklemeye çalışmışlar. Bunu söyleyeyim. Sen futbolda milli takıma da giderdin. Hafif tembellik olmasa sen Türkiye'nin en büyük futbolculardan biri oldun. Kusura bakma, yani sen benim kardeşimsin. Kardeşimsin. Kardeşim olarak söyleyebiliyorum bu lafları. Sağ ol. İkincisi, Erkal Başkan'ın yanlış hatırlıyor. Kemal Yıldırım'ı aldık dedi küme düştüğümüz sene. Kemal Yıldırım'ı almadık. Serdar Şenkay'ı Düzce Spor'dan aldık. Bir tek devre arası da Fenerbahçe'den yine Düzce'li. Tamam, doğru doğru. Kemal Yıldırım'ı 90'da aldık. Evet. Evet, doğru. Evet. Yani onu tamam, doğru. İki düzeltme yaptı Mustafa. Özellikle bir şehir efsanesini yerle bir etti. O da şu, Altınhan'da Aykut'un abisi, o da rahmetli olmuş Necmi bizi. Necmi abinin herhalde ofisinde başlamış. Tabii ki adamlar gol kralı. Böyle yeni çıkışa başladı. Aykut Kocaman da çok büyük bir oyuncudur. Büyük bir, onun hakkını yemeyelim ama o daha yeni çıkış yapmıştı. Birebir şahit olduğum için Aykut abi rahmetli. Benim o da arkadaşımdır, kamp arkadaşımdır. Ben o zaman bile başlamıştım. Aslında rahmetli Aykut Yiğit'in şanssızlığı şuydu. O sene Stankovic gelmişti Fenerbahçe'ye, Yugoslav ve inanılmaz bir mücadele futbolu oynatıyordu. Bir böyle pres futbolu. Aykut'un da lakabı kuzuydu zaten rahmetlinin. Yani pres mres yoktu öyle şeyler, değil mi? O nedenle ona çok uyumadı. 5 kere mi oynayabildi? O bir şans. Evet arkadaşlar, bir gecenin, güzel gecenin daha sonuna geldik. İnşallah 15 Ocak'ta tekrar bir güzel programla karşınıza olacağız. Başka bir son söz senin buyurun. Necmettin Başkan son sözü söylesin. Erol abi bir saniye. Herkese tekrar hayırlı akşamlar. Kupayı aldığımız sene. Öncelikle bu akşam buraya katılarak hem bilgilerini, anılarını, tarihi bize paylaşan değerli büyüklerimize, başkanlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Çok iyi bir
forvet olduğu kanaatindeyim. Forvetleri yaparken en önemli konu bunun kayıt altına alınması. Birden sonra gelecek nesillere de bu sohbetleri bir şekilde aktarmak amacın en büyük amaçlardan birisi bu. Ben Sakaryaspor'la ilgili çok konuyu paylaştığımızı düşünüyorum. Ben Far abiye de bu organizasyonda yardımcı olduğu için tekrar teşekkür ediyorum. Katılımınızdan dolayı da hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir dahaki sohbetlerde bizi yalnız bırakmayı bekliyoruz inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar.